Şimdi tabii ki sarsıntı hissettiğimizde aslında kendimizi küçültmek bizi eşyalardan koruyacaktır ya da düşebilecek her şeyden. Bu nedenle nerede olursak olalım hemen iki dizimizin üzerine yere çöküyoruz ve alabileceğimiz boynumuza ve ensemize alabilecek bir darbe bize ciddi anlamda sıkıntı yaratabileceği için elimizle ensemizi, kolumuzla da başımızı kapatıp tamamen küçülüyoruz. İstanbul, Manisa, İzmir ve Elazığ. Ard arda gelen depremler halkta panik havası yarattı. Peki deprem anında ve sonrasında ne yapmalı? İstanbul Kadıköy Belediyesi doğal afetler konusunda halkı bilinçlendiriyor. 2018 yılında açılan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı hem eğitim merkezi hem toplanma alanı. Parkta deprem simülatörü, deprem afet bilinçlendirme filmi, yangın söndürme simülatörü ve oyun alanları bulunuyor. Çocuklar ve yetişkinler afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemleri uygulamalı bir şekilde deneyimliyor. Afet arama kurtarma takım üyesi Binnazlı Saka depremden sonraki ilk 72 saate dikkat çekti. Her evde deprem çantası olması gerektiğinin altını çizdi. Dışarıda kalmamız gerekebilir. Bu süreçte de tabii ki afet çantamızın yanımızda olması, bütün ihtiyaçlarımızı kolayca karşılayabilmemiz açısından bize rahatlık sağlayacaktır. Deprem esnasında ve sonrasında oluşabilecek durumlara karşı vatandaşların hazırlıklı olması hayat kurtarıyor. Deprem bittikten sonra da alınması gereken kilit önlemler var. Deprem sonrası yangın tehlikesi de bulunuyor. İşte bunun önüne geçmek için yangın söndürme tüpü kullanmayı bilmek gerekiyor. Söndürürken bir kere yangına çok fazla yaklaşmamaları gerekiyor. Müdahale edebilecekleri, çünkü oturduğumuzda kapladığımız alandaki alan kadar bir yangın küçüktür ve biz bir yangın tüpünü kullanarak ancak ona müdahale edebiliriz. Eğitim tesisinde engelli vatandaşlar da bilgilendiriliyor. Afet uzmanı Saka, engelli vatandaşların yapması gerekenleri anlattı. Mutlaka o sarsıntı sırasında o savrulmayı yine engelleyebilmek için de tekerlik sandalyenin o fren sistemleri var yanılmıyorsam, onu kapatması, sarsılmasını veya savrulmasını tutunabileceği bir yer varsa oraya tutunması ve bu arada yine aynı şekilde başını ve boynunu kapatacak şekilde yine kendini mümkün olduğunca küçültebilmesi önemli. Her aslında bireyin ne yapması gerektiğini önceden tatbik etmese gerçek bir olay anında çok daha hızlı şekilde kendini koruyacak davranış şeklini oluşturmasına yardımcı oluyor.